Merhaba sayın ve değerli seyircilerimiz. Türkmen Uydu Televizyonu'ndan Bağdat'ı istila ana günün haber bülteniyle karşınızdayız. Önceden haber başlıkları. Cumhurbaşkanı Berhem Salah, Musul kentinin tarihi ve medeniyetine ve milli roluna geri getirmek için çok sıkı ve hızlı çalışmanın gerekliliğini vurguladı. Kürdistan bölgesel parlamentosu Necevan Barzani Kürsan bölgesel yönetime başkanını seçti. Bakanlıq rəisi Ramazan bayramının başlanğıcı ilə birlikdə yeşil bölgənin tamamilə tərafaya açılmasını planladığını bəlvətdi. Kərkük yollar və körpülər dairə müdiri Kaymaz Demircə Kərkün çevrə yol və ana yollarında bununla caddələrin son vəziyyətləri ilə əlaqəli Türkmayudud televiziyona xüsusi deməkdə bulundu. Türkiye Savunma Bakanı Halus Yakar S 400 Rus hüzü sistemlerinin kurulması için yakında Rus uzman ekibinin Türkiye'ye ziyaret edeceğini açıkladı. Suriye'nin muhalefetindeki özgürlük ve değişim güçleri ittifakı yetkinin sivil, sivillere teslim edilmediği takdirde geçici askeri konseyi sivil isyanları tehdit etti. Sayın Seyircilerimiz, Cumhurbaşkanı Berhem Salah, Musul kentini tarihi ve medeniyetine ve milli roluna geri getirmek için çok sıkı ve hızlı çalışmanın gerekliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Salih Yeni Neyneva Valisi Mansur El Meridi ve İriz Hücresi Başkanı Muzahim El Hayat ile yapılan görüşmede kentin yeniden inşası ile il, ve halk üzerindeki etkilerini de geride bırakma, farklılıklarını da üstesinden gelmek için çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti. Mosun'un hükümetin ve uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Bakanlığa kurulu Ramazan Bayramı'nın başlangıcıyla birlikte yeşil bölgeyi tamamen trafiğe açmayı planlıyor. Hazırlıklar Yeşil Bölgenin 24 saat boyunca açılması için Bağdat Belediyesi ve Genel Trafik Müdürlüğü'nün de mühendislik çalışmaları ile işbirliği içinde devam ediyor. Parlamento Kültür Komitesi Başkanı Semih Elgalab, Hükümetin Kültür Bakanlığı'nın ve Bağdat Belediyesi'nin de dünyanın her yerinden turist çeken başkentin hayati mekanizmlərinə də ciddi bir diqqət göstərməyə çağırdı. Hər halda Beytul Hikməy zərətindən sonra və Komitənə də Beytul Hikmə mütevəlli heyəti ilə tartışdığı çalışma mexanizmlərini də və yuritmə və yasama məkamlarına da yasal projələr sağlamanın yollarını bildiyini söylədi. Parlamentov və fada ayrılığı üçün oy kullanmadan öncə faturalarında geliştirecek doğru bir birimsal oteleye de kurulması çağrısında bulundu. Parlamento başkanı Muhammed El-Herbusi Bakanlar Kurulog'una sekreter Hamid El-Zei ile bir dizi hizmet bölümünde bakanlardan yerel yönetimlere bağlantısının kesilmesini konuştu toplantıda bakın La Corolonda oluşturulan komiteler ile parlamentodaki daimi komiteler ile oluşturulan komiteler arasındaki koordinasyon tüm illerde ve kurtarılmış alanlarda özellikle de tazminat dosyası olarak vatandaşların qaygı duydukları konuları, takip etmek konularını ele aldılar. Kürdistan Bölgesel Parlamentosu Necirfan Barzani'yi Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı seçti. Kürdistan Demokrati Partisi Başkanı Yardımcısı Necirfan Barzani'nin 68 oyla yönetim başkanlığını kazandı. İçişlər və Savunma Nazirliklər ilə əşbilliyə yapan Yapon askeri istihbarat ekibləri Kərkədə bulunan və terroristlərə bağlı konakları imha etdilər. Konu ilə əlaqəli bir bildiriyi yeyimləyən askeri istihbarat modulyu bəylirisində operasiyon istihbarat məlumatları doğrusunda və Riyad vilayətində bulunan Federal polis güclərinə bağlı insansız hava aracı dron dəstəyi ilə həyata keçirildiyini bələrti. Hərbi xüsusi güclərinə bağlı topçu birliklər dəstəyi ilə polis gücləri Allahs patrol yataqlarına düzənlənən bir terror hücumunu pöstürtdü. Güvənlik media hüceyrəsi tərəfindən yapılan bir açıqlamada terrorist unsurlarının da Salahəddin ili Allahsdakı patrol yataqlarından saldırmaya çalışdığını bildirtdi. Polis güclərinin də saldırıyı geri pöstürməyə başladığını bələrtən Topçu birlikler, haçlı şabi güçleri ise hedefleri de yok etme ve saldırıyı da engellemeye yardımcı oldu. Bakanlık Kurulu Genel Sekreteri oturma eylemi yapan Arak Medya Ağı'na bağlı geçici kadro çalışanlarının da kurdukları çadırı ziyaret ederek 2020 bölgesinde kadroları olacaklarına söz verdi. Orak Medya Ağı personelleri bir aydan fazla oturma çadırı kurarak hükümetten kadrolu olmalarını istediler. Hükümete görev alan özellikle Orak Parlamentosu'ndan üyeler bu çadırı ziyaret ederek taleplerini istemişlerdir. Çok sevindik. Çünkü nece diğer hasmettik bu kıymeden, bu çadırdan e, e mesele e, e, 603'ü elhamdülillah netice getirdi. Çok da memnunuk. E, Reis Vuzara'dan. Amin ee, Ağam Meclisi Huzara ee, me Meclis-i Nuvap'tan bütünlerinden, hepsinden tabi. Hamdolsun Allah'a yüz bin kere inşallah 2020'de e, bizim tespitimiz geldi. Muazzamada ikrar ederler. Şimdi Amin Ağam buradaydı. E, oturdu bizimle. Güzel selahattir bizimle. Hep arkadaşlardan beraber. Ve inşallah 2020'de bizim muazzamada e, adlarımız derece vazifelerimiz koyuplar. İnşallah hepsi biter, tespit olur. İnşallah 2020. E çok çok memnunuz. Bütün insanlardan, gelenlerden bize, devamiyetler bizi. Bu kıymada, av bu çadırda, elhamdülillah ve şükür, 42 günden sonra bir netice getirdik. olsun, şükür olsun Allah'a, yüz bin kâr. Bu çadırda oturma yapanlar her birinin azdan 8 yıl milak muhakkat yani geçici görevli dedikleri 603 kararına göre çalışmışlardır. Bu karara göre çok hakları yıllardır çalınmıştır. Bugün Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Çadır'a müjde getirerek Çadır'ı onlardan kaldırdı. İnşallah hakkımız yetmedi. 49 günden sonra bu kıyma kalacaktı. 2020'de de hakkımız aldık. Çok memnunum idaretten. Üstad Fadıl'dan idi, Emin Amna idi, Reis idi. 13 yıl yorulduk bu Hem Hamdolsun hakımız aldık. Bu biz 13 yıldan sonra 100 bin Bu sene içerisinde kadrolu olmasalar 2020 yıl bütçesinde hepsi kadrolu olmalarına bakanlar kurulu genel sekreteri söz verdi. Ve hatta bu konuyla ilgili maliye bakanlığına resmi kitap gönderdiklerini söyledi. Tələffərlər çəsində sevgi və barışıq göstərmək üçün Türküq anda örgütdü, yetkililərin hazır bulunmasıyla ilçe halkı için toplu iftar sofrası zölləndi. Türk Anda Örgütü sorumlularının hazır bulunmasıyla Talafar ilçe halkı bütün vatandaşların davet edildiği toplu bir iftar sofrası düzenlediler. Ee, Bugün Ramazan'da biz e, Talafar Türkmen bölgesinde, gitler e, bölgesinde biz bir e, iftar sofrası yaptık. E, siz gördüğünüz gibi buraya hazır olanlar yaklaşık olarak 500'den fazla kişi hazır oldu. Bu, 150'den fazla çocuklar da hazır oldu. E, bu iftar sofrasının amacı... E, Salaf var içerisinde ve dışında yaşayan insanlara eski sosyal hayatını bir de tekrar döndürmek. Bir de e, o eski günleri, işit günlerini unutmak. E, çünkü buraya hazır olanlar e, farklı bölgelerden, Musul'dan gelen vardı, adam gelen vardı, e, Efendimiz Zammar'dan gelen vardı, Yazıya'dan vardı, Musul'dan çok fazla gelmişler. En önemlisi... Şey... Burada kardeşçe buluşmamızdır. Herkesin kardeşlerin burada buluşmasıdır. Ve herkese kutlu Ramazanlar, mübarek bayramlar ve sevgi ve saygılar dilerken yemek şölenine buyurulur. Buradan bugün biz çok tebrik ediyoruz. Ramazan ayrı, ayı, ayı hatırçı, Türkmen milletine, bütün Türkmen milletine ve çok memnun olduk. Hizb Türkmen elinden bugün yığdı ve alamı bir birik bir topladı. Burada bir ilamıştı, bir iftar. Çok memnun gözlerinden bu bir büyük mübadere hatta hakta tevhid olsun. Lafar milleti, Türkmen milleti, kumsu bakmasınlar. Ee, ...evvelki günlere Homs'u bir yerde yığışsınlar, toplansınlar. Toplu iftar sofrasına katılanlar vatan sevgisi üzerine toplandıklarını vurgulayarak... elçe'nin bütün alanlarda ileriyeye gitmesi için canla başla çalışacaklarını belirttiler. Bismillahirrahmanirrahim. En şeyden önce biz şehitler yadıl yağın bugündü. Şehitler olmasaydı biz burada toplanmazdık. Allah rahmet etsin şehitlerimizi ve yaralarımıza da Allah şifa versin. Biz burada bir gün Türkmen Partisi'nde davetli bir akşam, Ramazan akşamı yaptılar. Ee, güzel bir şey topladılar milleti kafirin orta yerinde. Biz kardeşlik kimse bizi ayırabilmez. Ramazan sofralarına toplanan millet həm bu aya sayğı, həm də barış və sevgi içində yaşadıqlarını bu mübarək günlərdə Allah toyurlar. Talafar elçisindən Qalib Sto, El Türkmen AIN uydu kanalı. Səhər seçilərimiz Kərkük yollar və körpülər dairə müdiri Qaymaz Dəmirçək Kərkün çevrə yol və ana yollarında bulunan caddələrinin son durumları ilə əlaqəli Türkmen Uydu televiziyona özəlldəməşdə bulundu. Kerkük Yollar ve Köprüler Dairesi'nin müdürü Kaymaz Demirci, Kerkük'ün çevrer yol ve ana yollarında bulunan caddelerin son durumları ile ilgili Türkmen Uydu Televizyonuna özel demeçte bulundu. Ayrıca Kerkük'teki ana yolları tamir edilmesi için şimdilik elimizdeki tüm imkanları kullanacağız. Ama Kerkük merkezinde yer alan yolların bakım ve onarım için yerel hükmetin mali tahsis bekliyoruz dedi. Aksu Köprüsü'nün durumu hakkındaki açıklaması ise şöyle oldu. Tuz köprüsü bu seller ve yağışların yüzünden birisi alttan e, e, kazıklar, temel kazıkları çıktı yazıya. Onun için biz yaptık bütün projelerimizi, hepsini bitirmişiz, gönderdik e, bizim bakanlığa, uzarıya. Uzarı da, tabii baktı, keşifleri hepsini iyi detayına bakandan sonra, bunun için para taksit ettiler, 2,5 milyar. 2,5 milyar paranın taksit ettiler, verdiler hukumi bir şerikeye verecektiler özünü. O hukumi şerike gelip bunu işleyecekti. Naxısa zamanda inşallah. İnşallah yaxındır, çünki bilsən bu e, təxsisat müvəzzəna mali yoxdur. Fabrika üçün para münacaal edirlər. Hı. O bir məşərlərdən gətirirlər. Onun içində. Yəni inşallah bir 2 həftə, 3 həftənin içində ola bil başlasınlar özü. Vallahi işte bir kürçəy sürə. Tamam, e, yola qoyacaqlar. Çünki çünki yol, yol heç bağlanmır, çünki o bir yanaşasındakı paralel olan köprü özünü açıktı. Bir de Duzun Havli Cisir Havli yolu var. O da açıktı. Yani tesir etmeyecek. Yok yok hiçbir bazen. şey etmez. Yo yok. yok. Ha, Bir şey. esnasında bunun tesiri yoktu muhataplara gitmek. Yok yok, yok hiçbir şey hiçbir şey tesir etmez. Usur, Altın, köprünün... Altın köprünün Altın köprünün de aynen bütün kuşupatların bitirmiş olduğu gönderim şey bağlı da. Bugün de Bakıtlar Uzay Taktik'ten indi bize telefon ettiler gelsinler biz baksınlar özüne hatta başlasınlar ilanı versinler özün sandık emardan ilan edeceği sandık emar üslanı bu özünü inşallah o da bir 30 gün 45 gün içinde ilan olur. Evet. Bari. hay askerinin de bu köprüsünün tabi bu üzerinde olan mafsallar hapsi giydipti bunu da belediye yapmıştı Akır zamanda bize verdiler bu köprüleri bize bütün için kuşufat yaptık hapsi için cihazlı. e hay askerim wa alicin rahima wa aitin e şey arafa'nın cisri yanındaki için tahta Süleyman'ın hapsını netmişi verdığı meclisi özünü meclis hala musadaha etmeyip hatta paranı tahsis etsinler musadaha edip tahsis edenden sonra bizim için çok asandı hapsı 15 yani 2 hafta 3 haftanın içinde biz bitirdik özün hiç müşküranımız yoktu evet, بس işecek müşkül para hudud idariyamız yani idari sınırımızın içinde bizim e, tavuktan biraz kuru çaya kadardı. Ama bize verdiler o görevi de duzu da hatta biz Hemrin Dağı'na kadar bize verdi uzun uzara. Biz de hepsi kuşufatı etmiş gibi bitti. İnşallah şimdi biz Siyana Tarih'e diyerek. Siyana Tarih'e için 50 milyon verdi bize müdür am. Süleyman Bey'den yukarıya. İnşallah bu küçük günün içinde başlar gözüne, o çukurları doldurma, hatta biraz muvatınlar rahat etsin. Əllə milyon bitəndən sonra inşallah ikinci 50 milyonluluq hesab səlahiyyət müdiram. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zərif İranın nüklər silahla sahib olmayacağını yüksək lider Həmeneyin onlara bir fitva da yasaqladığını söylədi. Zarif Twitter hasabında paylaştığı bir tweete Ali Hamine'nin uzun zamandır İran'ın onu saklayan bir fıtva yayınlayarak nükleer silaha sahip olmadıklarını söylediğini belirtti. Suriye resmi medya kaynakları İsrail'in ülkenin de günayında askeri bir bölgeye yaptığı raket saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiğini ve birçok kişinin de yaralandığını belirtti. Aynı kaynak bir İsrailli füzünün Güney Tira ilindeki bir askeri bölgeyi hedef aldığını söyledi. Türkiye Savunma Bakanı Halusi Akar, Saat 4'ü Rus sözü sistemlerinin de kurulması için yakında bir Rus uzman ekibinin de Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı. Akar aynı zamanda AB'denin Ankara'ya Haziran'a kadar anlaşmanın da sonuna ermesine izin vererek sürecin de başladığını ve geri alınmayacağını da vurgulayan raporlarını reddetti. Sudan mühalifətindəki Özgürlük və Dəyişim Gücləri İttifaqı yetkinində sivilərə təslim edilmədiyi təkidlə keçici hərbi konselə sivil isyanla təhdid etdi. Mühalifət açıqlamasına isyanında patrul aləştırma və iletişim sektorlarının də yanı sıra səhiyyə, təhsil, ədalət və özəl sektoru da içəcəyini söylədi. Açıklamada ayrıca diğer Sudan kuvvetlerinin de geçiş döneminde yönetiminde askeri rejimden uzağa katılmaları ve bir sonraki aşamada ülkeye de önderlik edecek bir sivil hükümetin kurulmasını da istedi. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçıabade yaptırım politikasında bölgenin güvenliğini tehlikeye sokarak İran'ın da bölge ülkeleriyle diyaloğa ve yapıcı işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Halkçı Kuvvet Bakanı Şih Sabah Elhamid El Sabah ile yaptığı görüşmede, bölge ülkelerinin de karıştıkları tehditlerine farkında olmaları gerektiğini vurguladı. Şih Sabah ayrıca krizinde çözümüne oluşmak için diyaloğu sürdürme gereğini vurguladı. AB dövlət başkanı Dolan Trab AB-dən İranla dialoq istədiyini və Tehran'da pəzarlıq etmək istəyinə güvən duyduğunu söylədi. Trab Yaponiya başbakanı Shinzo Abe ilə Tokyo'da təşkil etdiyi bəzi toplanışda AB-dən İran'dakı rejimi dəyişdirmək istəmədiyini söylədi. Yaponiya hökuməti Washington ilə Tehran arasındakı arabuluculuq rolunu oynamaq üçün İranla əlaqələrini də kullanmasını xoş qarşıladı. Birleşik Arap Emirlikleri hava yolları mümkün olan en kısa sürede Suriye uçuşlarına yeniden başlamaya dört gözle beklediğini belirtti. Emirates Hava Yolu İcra Kurulu Başkanı Adil Er -Rıza, Suriye pazarı önemli ve iyiydi. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri Şam'a yapılacak uçuşları da devam etmek için ülkedeki sivil havacılık genel otoritesinin de kararını bekliyor dedi. Orozos, Havaçılıq Genəl Autoritetinin də olusal hava yolu şirkətlərində işə davam edə bilməsi üçün Suriya hava sahəsində güvənliyinin də bir dəyərləndirilməsini yapmaq üzrə əlaqəli məqamlarla təmas halında olduğunu əklədi. Ayrıca Suriya hava sahasını fərqli ölkələrə də uçuşlar keçmək üçün istifadə olunduğunu da bəltirdi. Sağ seyircilerimiz, haberlerimizin sonuna gelmeden önce haber başlıklarını hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Berhem Salah Musul kentini tarihi ve medeniyeti ve milli roluna geri getirmek için çok sıkı ve hızlı çalışmanın gerekliliğini vurguladı. Kürdistan Bölgesel Parlamento Söznəcirvan Barzani Kürsən Bölgesel İdarəetmə Başkanı seçdi. Bakanlar Kəroro Ramazan bayramından başlayan gecə ilə birlikdə yeşil bölgənin tamamilə trafikə açılmasını da planladığını bələtdi. Kərkük yollar və körpülər dairə müdirayə kaymaz dəmirçi, Kərkün çevrə yol və ana yollarında bulunan caddələrin də son durumları ilə əlaqəli Türkmayud televizionuna özəl deməkdə bulundu. Türkiyə Savunma Bakanı Halusiaka 400 Rus füzyon sistemlerinin kurulması için yakında bir Rus uzman ekibinin Türkiye'ye ziyaret edeceğini açıkladı. Suudi'nin muhalefetindeki Özgürlük ve Değişim güçleri İttifakı, yetkinin sivillere teslim edilmediği takdirde geçişi askeri konseyi sivil isyanla tehdit etti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.